Evet, sıradaki parçalarımızın çizimiyle devam edelim kıymetli arkadaşlar. Şimdi şu sol taraftaki parçaya baktığımda ben şu skeci görebiliyorum, değil mi? Bakın şu imlecin gezdiği kısma bakacak olursam burayı öncelikle bir modelleyeceğim. Bunun için yeni bir part dosyası açıyorum arkadaşlar. Akabinde buradan yine düz beyazımız açık olsun ve üst düzlemde bir çizim başlatıyorum. Şuradaki dairenin çizimiyle esasında başlayabiliriz. Yani burayı orijin kabul etmemizde bir sakınca yok. Dolayısıyla dairemizi çizip başlayalım. Tabii şöyle dairemizin kenarlarından sola doğru bir miktar ilerlemişiz. Akabinde profilimiz düz bir şekilde ilerlemekte. Ve sonrasında arkadaşlar düz bir şekilde ilerledikten sonra isterseniz bu aşamada şöyle yapalım. Sağ tıklayıp seçtiğim komuttan çıkalım. Orta nokta çizgimiz ile şu hizada devam edip şöyle bir tane de orta nokta çizgisi oluşturalım. Ve bunun dikeyliğinden emin olalım. Profilime buradan devam edebilirim. Yani buradan düz bir şekilde ilerledikten sonra şöyle yatay bir şekilde birleştirme işlemini yapıyorum. Ve şöyle de bir eksen çizgim olsun diyorum. Sonrasında CTRL'ye basılı tutarak buradaki objelerimizi seçip objeleri aynala komutu ve diğer tarafa da bunları aynala diyorum. Objeleri buda komutuyla en yakına kırp özelliğim aktif. Bakın bu kısımları buluyorum arkadaşlar. Bundan sonrası ölçülendirme yapmak. İsterseniz şöyle bir tık daha şeklimize yakınlaşalım. Şimdi şu total ölçüyle şu anlık bir işim yok benim. Çünkü ben bütün şeklinde çizmedim parçayı. Şu 40 mm'yi bir gireceğiz. Bu bir. Merkezden buraya 30 mm'ymiş. Bakın şöyle yapacağım. Akıllı ölçülendirmeyle buradan buraya olan ölçümüz 40 mm. Merkezden buraya olan ölçüm 30 mm. Hemen şöyle teknik resmime, daha doğrusu perspektif parçama geri geldim. Buradaki çapımız bakın 18 mm. Devam ettiğimizde tabii şu an yükseklikte bir işimiz yok. Daha henüz katılama işlemi yapmadık. 50 mm'lik ölçümüz var. Nereden nereye? Bakın buradan buraya olan ölçümüz 50 mm. Bu aşamada isterseniz garanti almak adına şu iki noktayı da tutup dikeylik ilişkimizi kontrol edelim arkadaşlar. Akabinde tabii 55 mm neresi esasında? Şurası değil mi? Şu çizgimiz 55 mm'ymiş. Sonra totaldeki boyumuz 100 mm. Yani şu noktamızdan bu noktamıza olan mesafe 100 mm. Bunu girdik aynı şekilde. Bakın tuttuğumda şu anda parçam oynuyor. Parçanın çapına girmedik. 18 mm. Hemen akıllı ölçülendirmeyle. Çap 18 olduğuna göre yarıçap da 9'dur. Bakın acele etmeden skecimi simsiyah hale getirdikten sonra izometrik olarak bakıyorum. Ekstrüzyon ile katı oluşturma yukarı yönde bakın şu ölçü lazım bana. 18 mm katılıyorum arkadaşlar. 18 enter enter diyorum, onaylıyorum. Şimdi bundan sonraki aşamada parçaya arka taraftan bakmamız daha faydalı olacaktır. Çünkü bunu üst düzlemden çizersem sonra bir de kesmeyle uğraşacağız. Bu da bir yöntem tabii ki. Ama ben ne yapacağım? Tek seferde çizeceğim. Bunun için bu yüzeyde bir çizim başlatıyorum. Ve şöyle yapacağım. Şuradaki line'ımı tutuyorum. Objeleri dönüştür komutuyla bunun kopyasını alıyorum arkadaşlar. Profilime bir daha baktım. Ne yapıyorum biliyor musun? Merkez çizgim ile şöyle yukarı doğru bir eksen çiziyorum. Ve bu aşamada orta nokta çizgimle şöyle sağa doğru bir line çektim. Bakın şuradaki çizgiyi çektim arkadaşlar, tamam mı? Dikkat edin, şu çizgimin kenarından yukarı doğru düz bir şekilde ilerlemiş. Yani şöyle yapacağım esasında. Ben de düz bir şekilde ilerleyip şu şekilde birleştireceğim. Ve bu ikisini seçip objeleri aynala komutuyla bunu diğer tarafa doğru aynalıyorum. Bundan sonra yapacağım işlem ölçülendirme. Bakalım bir 45 derece açımız var, değil mi? Şu
Şuradaki açımız 45 derece. Bu birinci hamle. Sonra baktığımızda 12 milimetrelik yükseklik ve tabandan da 40 milimetre yüksekliğim var. Şurası 12. Öncelikle bunu veriyorum. Ve buradan buraya mesafem de kaçmış? 40 milimetre. Evet, bu aşamada izometrik olarak parçama bakıyorum. İçeri yönde 25 milimetre kat alacağız. Unsurlar ekstrüzyon ile kat oluşturma. Yönümü ters çeviriyorum. İçeri yönde 25 milimetre katılama işlemini yapıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ben bunu üst düzlemde çizip sonra da keserebilirdim esasında. Ama ne yaptık? Tek seferde bu işlemi yapmış olduk. Başka herhangi bir işlemde olmadığına göre bu parçamızı da Ctrl Save deyip 17. parça olarak kaydedelim. İsterseniz bu aşamada basit olarak bir renklendirmeyi hatırlayalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Buradan görünümü düzenle sol tarafta önüme çıkan pencereden şöyle aşağı doğru iniyorum. Mesela mavi tonlarında bir rengimi parçaya atayabiliyordum. Ve tabii ki buradan renk tonları ile açıklığını, koyuluğunu ayarlayabiliyordum. Şu tonlarda kalmasını istiyorum ve onaylıyorum aynı şekilde. Tekrar Ctrl Save yaparak klavyeden parçayı bu şekilde kaydettim. Evet, şimdi tekrar dosya yeni part dosyası diyelim. Düz beyazımız yine açık olsun. Şöyle geldim. Şimdi sağ taraftaki parçanın çizimiyle bir uğraşalım. Bu aşamada önce ben şu gövdeyi oluşturacağım arkadaşlar. Bunun için de en kolay şekilde ne yapabilirim? Buna bakıyorum. Şu bakış açısıyla bakalım. Bakın şu bakış açısıyla bakıp şuradaki profili bir oluşturalım. Bunun için ön düzlemde bir çizim başlatıyorum. Merkez çizgisi yukarı doğru bir line oluşturdum. Daha doğrusu eksen çizgisi çektim. Şimdi orta nokta çizgisini alıyorum. Şöyle yatayla bir tane line çiziyorum. Akabinde line komutu ile tekrardan bakın şöyle bir profil sağa doğru gelip aşağı olacak şekilde devam etmiş. Profilim şöyle. Ben bunu niye çizdim? Yine bunu ölçülendirip diğer tarafa doğru aynalama işlemi yapacağız. Bunun için bakın yataydaki ölçümüz 60. Şurada bir derinlik mesafesi var. 10 milimetre. Ve bir de ne lazım bana arkadaşlar? Şu 50 lazım. Dolayısıyla akıllı ölçülendirme. Bakın buradaki çap ölçümüz 60 milimetre. Buradaki derinlik ölçümüz 10 milimetre. Ve şu yükseklik ölçümüz de 50 milim. Ne kaldı hocam? Neyi girmedik? 30 milimetreyi girmedik. Peki 30 mu 40 mu? Buna dikkat edelim bakın. Şu noktadan itibaren aslında doğru. 30 ve 40 milimetre diğer kesme işlemi. Şuradaki çapımız da 30 milimetreymiş. Evet, kontrol A diyorum bu aşamada. Objeleri aynala diyerek diğer tarafa aynaladım. Diğer tarafa da şimdi totalde katılama ölçümüz var. 30 milimetre. Unsurlar ekstrüzyon ile katı oluşturma. Yönümü ters çeviriyorum. Bu yönde 30 milimetre katılama işlemini yapalım. Evet, 30. Enter enter diyorsun. Onaylıyorsun. Şimdi şu aşamada alt tabakadan yukarıya doğru 30 milimetrelik bir ölçümüz var arkadaşlar. Bunu ben kafanız karışmaması adına yine farklı bir yöntem kullanarak üst düzlemde bir çizim başlatacağım. Ve profilimi şöyle oluşturacağım. Bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle yapacağım. Orta nokta çizgisini alacağım. Şuradan bakın bir tane çektim. Bu aşamada isterseniz izometrik bakıp şeklin doğruluğuna, yanlışlığına bakabilirsiniz. Tekrardan şeklime dik bakıyorum. Bakın merkez çizgisi uzatıyorum ileri doğru. Profilim nasıl ilerlemiş? Düz bir şekilde gelmiş. Sonra burada bir pahımız var arkadaşlar, değil mi? Şu şekilde. Şöyle bir profil. Ve objeleri aynala komutuyla öncelikle şunların üçünü de seçiyorum.
Objeleri aynala komutuyla bunları diğer tarafa doğru aynalıyorum. Şimdi geriye kalan nedir? Ölçülendirme. Evet, 20 milime 40 milim. Akıl ölçülendirme. Bakın şurası 20. Tabii bu aşamada bozulan kısımlar olduğunda bunu şöyle tutup düzeltmemizde fayda var. İki nokta arası 40 milimetreymiş. Devam ettiğimiz zaman totaldeki ölçü 100 milimetre arkadaşlar. Yani şu noktadan bu noktaya olan mesafemiz 100 milimetre. Ölçümüzü ölçülendirdikten sonra 100 milimetreyi şöyle tutup kenara çekelim ki daha net bir şekilde görün. Bakın hala siyah olmadığına göre eksik olan ölçülerimiz var demektir bu. Acaba nereyi vermedik ona bakalım. Şurada bir 10 milimlik mesafe var. O da neresi? Tekrar akıllı ölçülendirme. Bakın şuradaki ölçümüz 10 milimetre. Yani bu kadar uzun mesafede pahamız olmayacak tabii ki. Evet, şeklimiz böyle bir şekil. Şimdi ben en üstten çizdim bunu. Problem mi? Değil. Kat oluşturma komutunu çalıştırıyorum. Yönümü buradan ters çevirdim. Bakıyorum şimdi totaldeki ölçüm 50. Bana şurası lazım arkadaşlar. Tamam mı? Burası 30'sa buraya ne kalır? 20. O zaman buradan ötelemeyi açıyorsun. 20 milimetre öteliyorsun. Yönü ters çeviriyorsun ve diyorsun ki buradan yüzeye kadar, şu yüzeye kadar katıla diyorsun. Ve onaylıyorsun. Bakın oluşturmuş oldu. Evet, şimdi tek bir hamlemiz kaldı. Şu üst taraftaki kesme işlemi arkadaşlar. Burada da isterseniz dikdörtgen oluşturarak yapalım. Bu yüzeyde çizim başlatıyorum. Ve köşe noktası ile dikdörtgen komutu ile arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Sonra diyorum ki merkez çizgimi alayım. Şöyle yukarı doğru uzatayım. Sağ klik. Orta nokta seç, CTRL'ye basılı tut, şu nokta ile bunu çakışık yap. Aslında bir nevi simetrik olarak ayarlamış olduk. Ve buradaki mesafe 40 milimetre genişlik mesafesi. Herhangi bir derinlik ölçüsü verilmediği için de boydan deleceğiz. Akıl ölçülenmiş şurası. Bakın şimdi baktık neden 30 verdi bakalım. Şu çakışıklık ilişkisini koparmamız lazım. Yanlış yere ilişki vermişiz. Şuradaki çakışıklık ilişkisini koparalım. Ben önce tabii şuralara da çakışık olduğu için arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu silelim. Tekrar köşe noktası ile dikdörtgen komutu. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Sonra diyelim ki CTRL'ye basılı tutarak bu üçünü sırasıyla seçip şöyle aşağıya doğru iniyorum. Simetriklik ilişkisi verelim. Şimdi artık akıllı ölçülendirmeyle şu ölçümüzü 40 milimetre olarak girebiliriz. Evet, bu aşamada izometrik olarak baktım. Nedense skeçler siyah olmadığını benim tadım tuzum kaçıyor. Kaçmaması için de tekrar ben geri geldim. Bak neden kaçıyor biliyor musun? Bak 10 milimetreye girmemişiz. Dolayısıyla geliyorum 10 milimlik ölçümde giriyorum arkadaşlar. Ve tekrar izometrik baktım. Ekstrüzyonla kes diyorum. Kör değil tümünden kes ve onayla. Görüyor musunuz? Buradaki kesme işlemini de sorunsuz bir şekilde halletmiş olduk. Yani demek istediğimiz arkadaşlar kalıcı öğrenme şöyle gerçekleşir. Bu sadece SolidWorks programında değil, hangi programı kullanıyorsanız kullanın. Kendi yöntemlerinizi mutlaka deneyin arkadaşlar. Özellikle yeni öğrenme aşamasında olan arkadaşlar için farklı bakış açılarıyla parçaları çizmeyi deneyin. Yani mesela bu parça için konuşuyorum. Bu parçaya üstten bakıp şu taradığım profili direkt oluşturup bunu katılamak yerine örneğin şu bakış açısıyla bakıp şu arka planda gözüken şuradaki dikdörtgeni çizip bu yönde katılayabilirsiniz ama ekstra işlem yapmanız lazım. Şu kısımları kesmeniz lazım. Ben de size diyorum ki çizimlerinizi yaparken en az hamlede nasıl oluşturulacaksa arkadaşlar
Bunu deneyin. Yani bu şekilde çizimlerinizi yapmaya gayret gösterin. Evet, kontrol save diyelim. 18. parçamız. Bunu da bu şekilde kaydetmiş olalım. Evet, bir sonraki videomuzda ekranda gördüğünüz parçaların çizimiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Eğitim videolarım sizler için faydalı oluyorsa eğitim videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.